olsun. Ya Allah, bismillah. Evet, çok teşekkür ediyoruz efendim. Değerli Kaymakamımız, Genel Sekreter Yardımcımız, değerli Belediye Başkanımız, DOKA İzleme ve Denetleme konuşmama başlıyorum. Evet, buradaki onarımı, restorasyonu hepimiz bizzat yaşayarak müşahede ettik. An be an ne yapıldığını gördük. Geçmişteki durumunun bugünkünden çok daha kötü olduğunu, restorasyon öncesinde belli iyileştirmeler yapıldığını, restorasyondan sonra da bugünkü arzu edilen hepimizin gururla misafirlerimizi ağırlayabileceğimiz, gezdirebileceğimiz bir mekana, Ünye'nin güzel bir turizm destinasyonuna kavuşmuş olduğunu görüyoruz. Tabii gördüğüm safhalarda gelinen nokta olarak değerlendirdiğimizde çok önemli bir başarı, çok önemli bir iş ki yapılan işin kalitesine baktığımız zaman hepimizin açıkça görebileceği gibi son derece kaliteli işçilik, özenle yapılan onarımlar, güzel bir iş çıkarılmış. Zaman zaman basından sizler de takip ediyorsunuzdur. Restorasyon adı altına yapılan aslında kötü işleri çok fazla dilim varmıyor ama restorasyon mu, tahribat mı ayırt edemediğimiz işleri de zaman zaman basından görebiliyoruz. Burada çok şükür öyle bir şey olmadığı gibi birçok restorasyon projesine de örnek olabilecek kalitede güzel bir iş çıkarıldı. Ben müteahhit firmayı da kontrolünü yapan teknik ekibi de bu hususta ayrıca kutlamak istiyorum. Tabii yapılan işin güzelliğini ortaya koyuyoruz ama dün turizm konusunda bir çalıştay yapıldı. Bunlar tartışıldı, görüşüldü. Ünye'nin turizmi noktasından nereye yapılabileceği konuşuldu. Geçmişte yapılan eksiklikler, yanlışlıklar çok fazla bugün ifade edilmesi, zikredilmesi bize bir fayda sağlamayacak ama aslında şöyle bir 50 yıl, 30 yıl öncesinin fotoğraflarına baktığımızda buranın son Ünye'nin kurtarılan noktası olduğunu görüyorsunuz. Şöyle bir 40 yıl önceki Ünye fotoğraflarına baktığınızda Hamidiye Mahallesi, Çamurlu, Orta Yılmazlar inanılmaz bir yerel, geleneksel mimaride, geleneksel toplumun ürettiği o tek katlı, iki katlı, üç katlı binalar, narenciye bahçeleri muhteşem Ünye manzarasıyla beraber muhteşem bir miras. Keşke o zaman bunların farkına varabilseydik. Keşke onların kıymetini bilip koruyabilseydik ve o şekliyle turizme kazandırabilseydik. Bugün de aslında farkında olmadığımız çok değerler var. Yarın geç olmadan bugün kıymetini bilip koruyalım diye bunu söylüyorum. Yoksa zamanı, geçmişi geri getiremeyiz. Olan olmuş ama ders çıkarırsak tarih tekerrür etmez. Ünye bu konuda örnek bir ilçe. Doğaya, çevreye saygısı, sahiplenmesi tarihi son derece üst seviyelerde, arzu edilebilirse edilen seviyelerde ama maalesef ki o kentleşmenin çok hızlı olduğu, geleneksel yapıdan modern yapıya dönüldüğü, kaloriferli evlerin her şeyin üstünde tutulduğu ve şu eski evlerden kurtulalım mantığıyla yapılan şehirleşme bugün olmasaydı belki o lokasyonda 10 bin nüfusu barındırıyoruz. Bugün 90 bin nüfusu olan merkez şehir nüfusu olan bir Ünye'yi göz önünde bulundurursak bu 10 binlik nüfusun zaten 2-3 bini yine orada yaşardı. 7-8 bin nüfus sağlı sollu şehrin doğu ve batısına çok rahat yerleştirilebilir. Ve şöyle bir hayal ettiğimizde, yani ben şunu ifade ediyorum, hangi Safranbolu? Yani öyle bir Ünye hangi Safranbolu? Bugün o Ünye'den son parça kurtarılan, elimizde kalan ve bunun kıymetinin bilinmiş olması, nasıl süreçlerden gelinerek binbir zorluklarla proje aşamasına getirilip onarıldığını ben çok iyi bilenlerdenim, işin bizzat içinde olanlardanım. Onun için çok önemsiyorum, sembolik bir anlamı var, değeri var. Son dönemlerde
gerek kültürel değerlerin, gerek coğrafi doğal değerlerimizin turizm adına pervasızca tüketildiği gerçeğiyle karşı karşıyayız. Emniyet Müdürüm, Jandarma Komutanım, Sayın Dekanım, sivil toplum örgütlerinin değerli temsilcileri, basınımızın kıymetli mensupları, saygıdeğer hanımefendiler, beyefendiler. Kültürel ve doğal değerlerin korunması ve geliştirilmesi, mali destek programı kapsamında Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı'nın %75'lik desteğiyle gerçekleştirdiğimiz Ordu'nun giriş kapısı Turizm Adası Burun Ucu projemizin açılış programına öncelikle hoş geldiniz. Bu vesileyle projemize desteklerinden dolayı AK Parti Genel Başkan Vekilimiz Sayın Profesör Doktor Numan Kurtulmuş'a, Sayın Ordu Valimiz Settar Yavuz Bey'e, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Hilmi Güler'e, DOKA Genel Sekreterimiz Onur Adıyaman'a ve emeği geçen tüm arkadaşlarıma teşekkürlerimi bir borç biliyorum. Evet, şu an bulunduğumuz yarımada üzerinde dün bir turizm sempozyumu düzenledik. Ünye turizmi ekseni etrafında Ordu ve Karadeniz turizminin geleceğine dair oturumlarda son derece önemli değerlendirmeler ve güzel sonuçlar çıktı. Bu sonuçlardan biri de yağmur ile turizmin bir arada olduğu gerçeği. Evet, biz zaten Karadeniz bölgesi için turizmin artık deniz, kum, güneş olmadığının farkındayız. Güneşli gün sayımızın kısıtlı olması ve yağış alan bir bölge olmamız hasebiyle artık gelen turistlere alternatif turizmin imkanlarından faydalandırmanın yollarını arıyoruz. Bu anlamda Ünye'mizde öne çıkan manyetin kum ile sağlık turizmini, yöresel ürünler, tarihi ve kültürel geçmişimizle kültür turizmini, doğal güzelliklerimizle doğa turizmini canlandırmak için paydaşlarla birlikte çalışmalar yapacağımızı da şimdiden ifade etmek istiyorum. Projeyle ilgili kısa bir bilgi vereceğim. 2017 mali destek programlarında desteklenen bir proje. Turizm Adası Burun Ucu. Proje bütçesine biz ajans olarak 1 milyon 150 bin liralık bir kaynak aktarmayı planlıyoruz. Nihai olarak hak ediş henüz hesaplanmadı. Muhtemelen haftaya nihai raporla birlikte gelecektir. Ama bizim taahhütümüz 1 milyon 150 bin lira. Şimdi projeyi geçen yıl Eylül ayında imzaladık. Yaklaşık 2 yıllık bir süresi olmasına rağmen projemiz 1 yıl üzerine bitmiş görünüyor. Ben burada özellikle Sayın Başkanımızı ve proje ekibini projeyi süresinden önce bitirdikleri için tebrik ediyorum. Çok teşekkür ediyorum. Resmi olarak. Evet, çok teşekkür ediyoruz ve